motorlu olan makinelerde böyle bir ses, ınlama sesi geliyorsa ve makinanız çalışmıyorsa hemen kapatın. Uzun süre o şekilde kalırsa ya da bir süre o şekilde kalırsa makinanız yanar. Şöyle içerisini incelediğimizde motor üzerindeki diyotların da arızalı olduğunu tespit ettik. Üzerinde cezve yerine oturtulduğunda algılayan bir sistem var. Sistem devreye girmiyor. Isıtıcıyı çalıştırmıyor. Arkadaşlar sorunu görebildiniz mi bilmiyorum. Ya bu termostat muhtemelen değiştirilmiş. Fakat yenisi takıldığında buradaki sarı metal termostatın çubuğunu kısa olana takılmış. Biraz daha uzun olanı takılması gerekiyor. Duman çıktı, yanı kokusu geldi. Yengemin elektrik süpürgesi bu. Bu şikayetlerle ameliyat masamıza yatırdık arkadaşlar. Hepimiz yapamıyoruz. Biz de düşündük, dedik böyle bir video çekelim. En azından kanalımızın takipçileri ellerinde böyle matkap varsa ya da şu anda bizi ilk defa takip edenler, ilk defa izleyen arkadaşlarımız varsa bu matkapları değerlendirsinler, atmasınlar. Bataryaları... Su kaynadıktan sonra sıcaklığın muhafazası için, suyun soğumaması için PTC ısıtıcı kullanılmış. Şurası kırıldığı için bu parça işe yaramıyor. Bunu tamir edeceğiz. Kısa bir video olacak. Ama evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bağlantılarımızı yaptık. Kartımız da lehimdi. Şu şekilde buradan yeni bir resistans, yeni bir tel koyarak şu resistansı değiştirmek yerine bu şekilde tamir yoluna gittik. Yaptık. Burada anahtarın soketini çıkartarak anahtar yerine tornavidanın ucuyla o kısmı kısa devre yaptığımızda rölenin çektiğini, ısıtıcımızın ısıttığını tespitini yaptık. Plastik parçası kırılmış ve bir kablosu, hoparlörüne giden bir kablosu kopmuş. Bir de ledler birbirine seri bağlı burada. Biri arızalansa hiçbir ışık vermez. Yani bunu da bilmenizde fayda var. Arkadaşlar elimizde bulunan böyle dişli ve çark parçaları var. Başka malzemelerden, yazıcılardan sökmüş olduğumuz böyle. Bugün bir oyuncak tamir edeceğiz. Uzaktan kumandalı bir araba. Gördüğünüz gibi tekerlekleri kırılmış. Kumandasının kolu kırılmış. Evet, bu şekilde bağlantılarımızı yaptık. Arkadaşlar motorun hali ortada. Muhtemelen su almış içi, küflenmiş ve sıkışmış. Hiç dönmüyor motor. Şimdi motoru sökeceğiz. Önce motoru kurtarabilir miyiz? Bir bakacağız. Bu sebeple ya motor arızalı ya da motorun üzerinde bulunan köprü diyot ya da diğer diyotlarda herhangi bir arıza var. Biz bunları bu kaçaktan dolayı sistem üzerindeki kaçak akım rölesi atıyor. Bu tarz sobalarda arıza çıkartabilecek resistans, termostat, başka da bir şey yok içinde zaten. Ve bunların kablo girişleri. Buradaki... Bizim kanalımız var ve biz kanalımızda bunları size gösteriyoruz ki sizler kendiniz bunları yapın diye. Motorun mil kısmına makineye damlattım biraz. Yorumu açık. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Daha önce başınıza... Geldiniz.
Bugün sizlere refit teknolojisinden bahsedeceğiz. Halk ağzıyla göstergeç de deniyor buna. Kapı üzerine monte edilen bir sistem. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şifreli kapı otomatiğimizin montajını yaptık. Hoş geldiniz. Annemin babamın kullanmış olduğu bir şofben bu. Arızalanmış. Bunun tamirini yapacağım. Bu arada... Yani sıcaklık çok aşırı olduğunda sargıların korunması için içerisine konulmuş olan bir emniyet. Şimdi bunu vatandaş... Bugün bebekler için tasarlanmış piyanolu oyun halısının arızalı piyanosunu tamir edeceğiz. Çok mu iddialı oldu? Ne var canım, fanı çıkmış, bunu ben de yaparım. Çok basit dediğinizi duyar gibiyim. Fişi takıp denedik, herhangi bir hareket yok. Söküp baktığımızda elektronik kartın bakır yollarının eridiğini, yandığını gördük.